Kaç sene yatar Sayın Savcım? Şartlı salıverilmiş. Onu baştan yatacak. Şimdi de satıcılıktan dava açtım. En az 8 sene yatar. İyi, yatsın. Belki aklı başına gelir. Teşekkür ederiz Osman. İyi günler. Şu intihar dosyasını neden göndermedin hala? Dosya daha tamamlanmadı. Neden? Benim bilmediğim bir şey mi var? Bu işi soruşturmamı istemeyen bir takım adamlar var herhalde. İşin içinde bir iş var da ben de anlamadım da. Anlamadın. Delilin varsa söyle Behzat. Yoksa hiç uğraştırma bizi. Bak daha süreyle iş var burada. Kanıtın var mı? Var diyemem. Yok da diyemem. O zaman paketle ve gönder. Kolay gelsin. Sağ olun sadece. Kimlik bilgileri alındı mı? Alındı. Kemal Tarakçı. 2 yıldır cezaevindeymiş. Bu sabah çıkmış. Çıkar çıkmaz da öldürülmüş. Hırsızlık için girdiği evde birini vurmuş. Biliyorum. Ne buldunuz? Arkadaşlar incelemeye devam ediyorlar savcım. Raporu yarın öğlene hazırlamış oluruz. Tamam, siz devam edin. Tabii. Benzetiyorsun Behzat. Tamam. Gerginliğe gerek yok. Sakin. Ne olmuşlar? Herifi delik teşvik etmişler. Ha. Kimlik bilgilerine baktınız mı? Kemal Tarakçı. 2 yıl önce Arif abinin karısını öldüren herif. Ha. Öyle. Sen çevredeki evlere bir bak bakalım. Olayı gören bir yer olmuş. Tamamdır. Ne var lan? Sakız makız bir şey yok mu lan? Yok. Bahçe bakayım. Oh. Oy anam oy. Kemal Tarakçı. Hırsızlık ve cinayetten sabıkası var. Sabah içeriden çıkmış. Biliyorum. Biz atmıştık herifi içeri. Olay sırasında yanında bir kişi daha varmış. Adamın adı Mesut Yorgancı. Dışarıda tedavisi yapılıyor. GPS'ine bakıldı mı lan? Bakılıyor amirim. Sevim Bingi'yi öldüren adam bu olabilir mi yani? Ben gerizekalı, biz bu herifi niye içeri attık? Bir şey bulabildiniz mi siz peki? Örnekleri incelemeden bir şey diyemem amirim. Arif yapmış olabilir mi sence? O yaptıysa hiçbir şey bulamayız değil mi? Hani Ertem Aziz bırakırdı? İyi de adam bizde amirdi. Olay yerinde neyin nasıl araştırılacağını iyi biliyor. Öyle değil mi? Amirim, Mesut Yorgancı'nın hırsızlıktan sabıkası çıktı. Kalk lan! Kalk! Kalk! Kemal'i kim öldürdü? Vallahi görmedim komiser. Nasıl görmedin lan? Adam ağzını yüzünü vermiş eline, daha ne? Ya yüzünde maske vardı komiserim. Zaten başıma vurunca ben bayılmışım. Kendime geldiğinde Kemal ölmüştü. Valla etrafta ses mes duyan yok. Bu Kemal tabakçı mıdır nedir? Onu tanıyan kimse de yok. Tabakçı değil la, tarakçı. Ne fark eder ki? Tarakçı da olsa tanımaz bunlar yani. Seni niye öldürmedi la? Bilmiyorum komiserim. Niye seni öldürmedi? Bilmiyorum komiserim, ne bileyim. Alın lan bunu içeri. Müfettişler Kurtuluş Parkı olayını araştırmaya geliyormuş. Ha, duydum.
Meslekten atılıp cezaevine girebilirsin. Biliyorum. Mülkiye müfettişini iyi tanırım. Zor biridir. Sorguladığı adamın açığını bulmayı iyi bilir. Dikkat et. Benden bir şey öğrenemez. Nedenmiş o? Susma hakkımı kullanacağım. İzninizle. Gir. Müsait miydiniz? Çıkmak üzereydim. Gündüz bekliyordum seni. İşimiz çıktı, gelemedik. Senin işin ben gel dediğimde gelmek. Birisi beni ilgilendirmez. Şimdi gireyim mi çıkayım mı? Gir. Şu Arif'le ilgili arama izni çıkartmamız şart. Neden? Katil Arif olabilir. Sevim öldürüldüğü zaman olayı ben soruşturdum. Katili yakaladığımda ona teslim edecektim. Kendi elleriyle öldürmesi için. Yani Kemal cezaevinden çıkınca intikam mı aldı? Olabilir. Bugün Arif'le görüştüm. Katil olduğunu nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade mi vardı? Vallahi size saçma sapan gelebilir ama savcı hanım, aynen öyle bir ifade vardı işte. Olay yeri raporunu okudun mu? Yok, okumadım. İçgüdülerine bu kadar güveneceğine git otur da şu raporları bir oku. Arif'i suçlayabileceğin hiçbir iz yok o evde. İşte. Hatta o kadar yok ki. İşte. Hiç kimseyi suçlayamayacağız. İşte. İşte. Arif olay yeri incelemede amirdi. Sırf bu yüzden o evin aranması gerekiyor savcı hanım. İyi. Nöbetçi savcıya anlat derdini. Ben evime gidiyorum. Bir şey daha var. Sevim'le çok iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Nereden biliyorsun? Ariflere gittiğimiz zaman Sevim hep sizden bahsederdi. Bu müsteşarın özel kalemi olduğu zaman tanışmışsınız. Evet. Bakanlığa gittiğimde görüşmeye başlamıştık. Sonra da arkadaş olduk. Öldürüldüğünde hamile olduğunu biliyordunuz o zaman. Biliyorum. Emin ol, Sevim hakkında senden daha çok şey biliyorum. Peki Arif hakkında ne biliyorsunuz? Onunla tanışma fırsatım olmadı. Sevim öldürüldüğü zaman Arif'in tek derdi Kemal'i öldürmekti. Yine de varsayım. Varsayım ya da değil savcı hanım. Siz şu izni çıkartın da hangisi varsayım değil onu görelim. Çıkalım mı artık? Yani çıkalım. Yolda konuşuruz. Bırakayım mı sizi? Eyvallah. İyi olur aslında. Sonuçta devlet arabayı size veriyor. Savcıya verecek arabası yok biliyorsun. Yani sizin özel aracınız yok mu? Eşim de bugün. Ben de değil. Hep böyle mi kullanırsın? Nasıl? Devletin malı diye hor kullanmak zorunda değilsin. Biz araba kullanmayı devletin bize tahsis ettiği Toroslar'da öğrendik. Yapacak bir şey yok. Yıldız'da ne işin var? Özer diye bir adamı sorgulayacağız. Bu hırsızlık çetesinin reisiymiş. Ne zaman? Yarın. Adam bizde ama. Kemal'in düşman olup olmadığını ondan öğrenebiliriz. Hı. Sağ ol Behzat. İyi geceler. Size de. Yavaş. Evet tamam tamam. Sen adamın başından ayrılma ama. Uyanır uyanmaz da ifadesini alın adamın. Ne olmuş? Bugün sorgulayacağımız adamı yoğun bakıma almışlar. Neden? Çaklanmış defalarca. Kemal gibi. İkisinin arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorsun. Haliyle yani. İkisi de delik deşik olmuş kevgir gibi. Bizim Arif'in evi için arama izni çıkartmamız şart. Elinde kanıt var mı? Siz o arama izini çıkarttın.
Ben size kanıtı bulurum. Arif Sevim'i çok mu seviyordu? Hayatı Sevim'den ibaretti. Seviyordu herhalde. Sevim öldürülmeden birkaç gün önce bana bir konu hakkında danışmaya gelmişti. Neymiş? Arif'ten boşanmak istiyordu. Tavsiye edebileceğim bir boşanma avukatı var mı diye öğrenmek istemişti. Allah Allah. Benim bildiğim ikisi de çok mutluydu. Kürtaj için randevu almıştı Sevim. Arif'e söylemeyi düşünüyordu ama umru yetmedi. Peki neden boşanmak istediğini söyledi mi size? Hayır. Ama ben başka biri olduğunu düşünüyorum. Arif'in evini aramaya gidiyorum ben. Arama iznin var mı? Verirsen olacak. Vermezsen de dalıyorum içeri. Kendine gel Behzat. Saçma sapan konuşma. Gece Özler'i kaçıranlardan biri Arif'in eski muhbiri çıktı. Diğeri de Arif'ti muhtemel. Aksiyon peşinde koşacağına git ifadeni ver. Ciddiyim Behzat. Soruşturmayı yürüten müfettişle görüştüm. Meslekten atacaklar seni. Atarlarsa atsınlar be. Yeter artık ya. Bağırma. Bağırmıyorum ben sana. Kolay gelsin Sıtkı. Sağ ol amirim. Cinayeti kim işlemişse bir sürü delil bırakmış ortada. Kan örnekleri, parmak izi, ne ararsak var. Arif'in evinden gönderdiğim eldiveni ne yaptın sen? Sonuçları ancak sabah almış oluruz. Ne la bu? Hard disk. İçinde ne varsa adam bayağı ürkütmüş olmalı. Laptopun yanındaydı. Çalışmıyor. Hasar görmüş. Büroda hallederim. Kardeş, gerekirse sabaha kadar çalış. Bunun içindekileri görmemiz şart bizim. Merak etme, hallederiz amirim. Şşş. Masana hiçbir şey sızdırılmayacak, tamam mı? Sen kafanı yorma, hallederiz. Ben söylemiştim değil mi? Bilemezdik. Sanırım şimdi yeterince delil var. Müsteşarın haberi var mı? Yok. Ben hallederim. Arif'in evine girmeden önce arama iznini çıkartmıştım. Yasa dışı bir şey yapmadın. Rahat ol. Ben hep rahatım. Efendim Behzat. Haklıymışsın. Sevim başkasıyla berabermiş. Ne? Nasıl yani? Nereden biliyorsun? Müsteşarla birlikte olurken görüntüleri bilgisayara kaydetmiş. Yapma ya. Kriminal raporu geldi. Müsteşarın korumasını öldürenin Arif olduğu ortaya çıktı. Müsteşarın programını öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Arif görüntüleri gördü. Müsteşarın peşine düşecek. Müsteşar 10 dakika sonra çay yolunda bir açılışa katılacak. Ben haber veririm onlara. İyi akşamlar savcım. Niye geldin? Dinlenseydin biraz. Bu lafı da 40 defa duydum. Daha da cevap vermiyorum ha. İsmi neymiş lan? Toygar Yetkin. Kılıç Omur ile hesaplanmış. Ölmeden önce felç olmuş zaten. Kapıda Funda Toygar Yetkin yazıyor. Karısı nerede bunun? Komşulardan numarayı aldık. Aradık. Ulaşılamıyor. Ha. Sıtkı, şu numarayı yazsana la bana. Hırsızlık gibi görünüyor. Yatak odasında bir sürü bir yerler karıştırılmış. Birkaç mücevher kutusu boş. Kapı da zorlanmamış. Ha, zorlanmamış. Görgü tanığı nerede? Diğer evde. Sayın savcım. Odana çiçek gönderdim. Hı? Geçmiş olsun çiçeğim. Arada bir su ver de ölmesin. Ha. Duydun mu lan? Neyi? Savcı hanım çiçek göndermiş. Arada bir sulayın. Ha, tamam, olur. Buyurun Sayın Savcı. Sabah vurulduğunu duyduğumda çok üzüldüm. Fazla vaktimiz olmadığını düşündüm. Ya? Yaşamak için. Ha. Yüzünü seçebildin mi teyze? Seçemedim yavrum. Metin Bey'in nişanlısı siz misiniz? Hayır, nişanlısı değilim.
Ben üst kattaki komşusuyum efendim. Nişanlısı benim. Tövbe tövbe. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Konuşabilecek durumda mısınız? Hayır. Ama konuşmamız lazım. Ne zaman evlenecektiniz? Bir hafta sonra. Metin Bey'i nasıl bulduğunuzu anlatabilir misiniz? Ortak bir tanıdığımız vardı. Metin bir gün beni bir davette görmüş. Tanışmak isteyince... Yok yok, savcı hanım ondan bahsetmiyor. Yani nasıl buldunuz derken nasıl buldunuz? Pardon. Pardon, yanlış anladım. Kapıdan anahtar sesi geldi. Metin geldiğini anladım. İçeri girmeyince meraklandım. Kapıyı açtığımda Metin yerde yatıyordu. Katil falan görmediniz mi bu sırada? Hayır, görmedim. Olağan dışı herhangi bir ses? Hiçbir şey duymadım. O zaman bir ara cinayet büroya gelin de arkadaşlar sizin ifadenizi alsın. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Durun kardeşim. Giremezsiniz içeri. Ne yaptın lan sen babama? Tamam lan. Bırakın lan. Geçin lan. Sakin. Ben çağırdım. Metin Bey'in oğullarını. He. Sorun ne? Niye sizi suçluyorlar? Evlenmemizi istemiyorlardı. İstedikleri oldu işte. Peki teyzeciğim, siz katili tarif edebilecek misiniz bize? Yüzünü görmedim yavrum. Kafasında kapşonu vardı. Boyunu sorarsanız sizin kadar vardı boyu. Hayal et. Apartmanın altındaki kuyumcunun güvenlik kamerası var. Selim'e söyle de o görüntülere bir baksın bakalım. Sonra o görüntüleri teyzemize de gösterelim. O da bir baksın bakalım. Bakarım. Tabii, tespit etmeye çalışırız. Bakarım. Emredersin. Tüm havaalanlarına bildirin. Anlaşıldı, tamam. Nerede lan bizim süperstar? Aşağıda basın toplantısı yapıyor. Kız konuştu mu? He. Behzat. Bu olayda çok titiz çalışılmasını istiyorum ona göre. İnsanlar çocuklarını okula göndermekten korkar oldu. Merkez 4530. 4530 merkez. Hocayı vuran şahıs Ferit Erdinç, Dikmen Karakolu'na teslim olmuştur, tamam. Anlaşıldı merkez. Allah Allah. Adamı vurdun, git kaç, saklan bari de biz de işimizi yapalım. He. İzninizle. Yürü lan. Odada abi. Ne olmuş lan? Adli tıp raporu gelmeden bir şey diyemem. Bak baba. Boğulmuş adam. Nereden anladın abi? Baksana, kollarda bacaklarda ekimozlar oluşmuş. Çırpınırken bayağı sağa sola çarpmış. Sen adli tıpa girseydin ya. Tahsilim yetmedi. Lise 2 terkim ben. Savcı geldi mi lan? Şimdi geldi abi. Kıza da yazık oldu değil mi? Gencecik kız, insan tanınca da üzülüyor. Sesi de güzeldi. Behzat. Behzat. Behzat, yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Nasıl oldu anlamadım. Biliyorum, biliyorum gönül. Seni aradım ama ulaşamadım sana. Tamam, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Bir şey olmayacak. Dün gece saat kaçta çıktın sen? Saat 4'te. Kim bıraktı sizi eve? Necmi abi. Necmi abi, sonra? Sonra Nazlı ile eve geldik. Biraz sohbet ettik. Sonra ben sabah su içmek için kalktım. Nazlı öyle yatıyordu. Ama bir garip yatıyordu. Uyandırmak istedim, uyanmadı. Tamam gönül, tamam tamam. Nazlı neden sende kalıyordu peki? Bir şeylerden korkuyordu. Benden önce de Selda abla da kalıyormuş. Anladım, tamam. Behzat. Ben bir şey yapmadım. Biliyorum gönül. Biliyorum. Sen şimdi burada bekle. Hı hı. Bekle, ben geleceğim. Tamam. Nedir? Yapılacak şey belli. Mevcutlu olarak adliyeye talep edeceğim.
Büyük ihtimal tutuklu yargılama kararı çıkar. Yok yok. Gönül öyle bir kadın değil. Bu işi yapmış olamaz. Ben onu tanıyorum. Pavyondan birlikte eve gelmişler. İkisi de sarhoşmuş. Gönül nasıl uyuduğunu bile hatırlamıyor. Bu durumda yapabileceğim bir şey yok. Ne kadar iyi tanıyorsun bu kadını? Arada bir dinlemeye giderim. Oradan yani. Üzgünüm Behzat. Yapabileceğim bir şey yok. Gönül abla sana çıkarken bayağı trip attı. Şüpheleniyor musun? Ne alakası var lan? Gönül o, gönül, gönül. Abi. Gönül sorgu hakiminin huzuruna çıkacak. Muhtemelen tutuklanır. Siz de maktulenin ailesine ulaşın. Durumu anlatın. Gelip cenazeyi alsınlar. Ben anlamadım şimdi. Ne demek yani bu şimdi? Neyi anlamadın? Ne bakıyorsun öyle? Bu işte bir terslik var savcı hanım. Varsa bul getir. Yoksa hiç konuşmayalım. Ha, bulacağım. Bulacağım. Önünüze de koyacağım onu. Bana bak. Olayı kişiselleştirip saçma sapan işler yaparsan alırım dosyayı senden. Anladın mı? Efendim Bahar. Müsait misin? Yok şimdi müsait değilim ben. Sonra arayayım mı ben seni? Olur. Tamam. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Bir zekalı herif. Yağmur yağıyor diye yaptım. Nesin lan sen? Polis misin? İş emniyetimiz. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve boşanma protokolünü sunmuşsunuz. Protokoldeki imzalar size mi ait? Protokoldeki bilgileri kabul ediyor musunuz? Evet, bana ait ve kabul ediyorum. Evet, imza bana ait. Kabul ediyorum. Protokol hükümlerine göre karşılıklı olarak birbirinizden herhangi bir talepte bulunmamışsınız. Çocuğunuz yok. Ama yine de 10 yıllık bir evliliğiniz var. Boşanma isteğinde kararlı mısınız? Sayın hakimim, ikimiz için de bitmiş bir evlilik. Kararlıyım ve istiyorum. Bence de bitti. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Bitmiş bir evlilik. Boşanalım. Peki o zaman. Duruşmaya son verildi. Gereği düşünüldü. Tarafların boşanmalarına, taraflarca sunulmuş boşanma protokolünün tasdikiyle karar metnine geçirilmesine, 15 günlük süre içinde temiz yolu açık olmakla birlikte karar verildi. Gerekçeli karar birkaç güne kadar yazılır. Kalemde tebellü edersiniz. Ne işimiz var bizim buralarda? Çok kapatıyorsun kendini. Hep aynı mekanlar, aynı insanlar. Dışarıda da bir hayat var Vesa. Oradan değil. Adam akıllı bir yere getirdik seni işte. Yok yok. Biz Sakarya'ya gidelim. Çünkü komasına gireceksin ya. Yeter artık hadi. Burada da mı buldun tanıdık? Gel gel. Sen buralara gelir miydin?
Yok, biz geçerken uğradık, kaçacağız. Yani kaçması şöyle ben. Behzat'ın ev arkadaşı. Savcı Esra. Memnun oldum. Ben de. Ayakta kalmayın, buyurun oturun. Yok yok, biz... Oturalım. Seni Önder Özkan olayıyla alakalı çağırdık. Gözaltındaki intihar vakası. Gözaltında intihar. Evet, çok ilginç. Behzat. Kusura bakmayın lütfen. Tamam. Tamam. Gözaltında intihar derken işin aslını hepimiz biliyoruz. Bunlar emniyetin içindeki çürük elmalar. Bunları tek tek ayıklayacağız. Bakanlık müfettiş hanımı görevlendirdi. Savcı burada. Ben buradayım. Nereye kadar giderse gideceğiz. Soruşturma ekibinin başında da sen olacaksın. Ben. Evet. Müfettiş hanım seni önerdi. Beni önerdi. Niye? Dinsizin hakkından imansız gelir. Ha. Savcı hanım gerekli bilgileri verecek sana. Önder Özkan. Dergi dağıtımı yaparken gözaltına alınıyor. Karakoldaki polislerin ifadesine göre nezarette battaniyenin yan bandıyla intihar ediyor. Benim işim bu pisliği temizlemek değil. Senin işin biz ne diyorsak onu yapmak. Emniyet bugüne kadar hep kolladı seni. Bu adamı vermeyiz dediler. Seni benim elimden aldılar. Müfettiş hanım. Lütfen sözümü kesmeyin. Kurtuluşta adama sıktın. Meslekten ihraç edilmeyi bırak... Şu anda cezaevinde olman gerekirdi. Ama en tepedeki adamlar senin pisliğini temizledi. Şimdi sen de bu pisliği temizleyeceksin. Eğer temizlemezsen... ...senin davanı baştan açacağız. Diyet mi şimdi bu? O lafı pek sevmiyorum. Adalete borcum var diyelim. Benim hiç kimseye hiçbir borcum yok. Benimle ilgili hiçbir şeyi de ben istemedim. Ama ben gerekirse cezamı çekmeye hazırım. Görev verecekseniz verin. Yap derseniz de yaparım. Yap. Merkez. Merkez 4530. Merkez dinlemede. Atatürk Orman Çiftliği. Aa Behzat, hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş geldin. Merhaba yenge. Ben bir şey soracaktım yenge. Bu anahtar nerenin? Benim, odamdaki dolabın anahtarı. Bir şey mi oldu Behzat? Tufan'a bir şey mi oldu? Bugün babama vermiştim, içine bir şeyler koyacaktım. Behzat bir şey mi oldu? Cinayet olabilir mi? Belki o geceyle ilgili bir şeyler biliyordum.
Konuşmak istemeyince öldürdüler. Belki vicdan azabı çekti. İtiraf etmek istedi. Vazgeçti. Vurdu kendini. Tufan abi intihar etmez. Vicdan azabı çeker ama intihar etmez. Bunlar karakol polisleri. Hmm. Şurada bir adam var. Sivil bu. Yüzü görükmüyor. Karanlıkta değil mi? Görüntüyü temizleyemez miyiz? Yok, mümkün değil. Bu adamı bulun Behzat. Emredersiniz Sayın Savcı. Bir de bu isim var. Fuat Sarıdağ. Bu adamı da bulmak lazım. Bakarız. Fuat Sarıdağ'ı buldunuz mu? Bulduk. Hangi şubeden? Trafik. Hı? Olaydan sonra başka bir şubede görevlendirme vermiş olabilirler. Alo. Yaz Fuat Sarıdağ. Adam şu an trafikte gözüküyor. Asıl hangi şubedeymiş bir öğren bakalım. Tamam, bekliyorum. Gir. Saygılar. Amirim, bu Fuat Sarıdağ terördenmiş. Güneydoğu'dan yeni gelmiş. Bu karakol olayından sonra da adamı trafiğe vermişler. Terörcünün trafikte ne işi var? Ve trafik terörüne el atmak istemiş olabilir. Behzat. Gidip şu terörcülerle bir konuşalım bakalım. Yok, bu iş böyle karakol basmaya benzemez müfettiş hanım. Anlamadım. Böyle lambur lambur giremezsin yani. Nasıl gireceğimi sana mı soracağım? İstediğim şubeye gider, istediğim adamı sorgularım. Yok, o konuda bir şüphe yok. Tabii yaparsınız da benim bahsettiğim başka bir nokta var. Şimdi benim terörde birkaç arkadaşım var. Devrem yani. Siz giderseniz konuşmazlar. Ben gidersem el altından bir takım bilgilere ulaşabiliriz. Mantıklı. Öyle yap o zaman. Yeter ki şu adamı bulalım. Hayalet. Tamam ya, tamam. Kalk, ölmeyeceğim. Kalk. Ne oldu la bana? Uçurmuşlar oğlum seni. Ha? Abi taze fasulyeler gitti ya. Ne fasulyesi lan? Hayalet! Hayalet! Yok lan, ne oldu? Yok, yok. Ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok ya? Adam yatıyor şurada. Baksana şu dibine. La dur be oğlum, sakin ya. Yok bir şey. Oğlum yok bir şey. Doktorla konuştum. Herifte bir halt yok. Çarpan arabada daha çok hasar vardır. Kim çarptı lan sana? Trafik terörü amirim. Şimdi ben yayaydım. Herifler de arabayla olunca problem çıktı tabii. Ne işin vardı senin orada? Nevali almıştım, Feride'ye gidiyordum. Neval. Hani heriflerin peşindeydin, karı kız peşindeymişsin. Ne diyorsun lan sen? Düzgün konuşsan oğlum. Bak seni yatırırım yatağa, o zaman görürsün ha. Tamam lan, tamam. Görüyorsun değil mi amirim? Ben sana söyledim. Takıldık bir karının peşine, bu işin sonu kötü dedim. Bir şey mi dedin? Yok, ben size bir şey söylemedim savcı hanım. Başka bir karadan bahsediyordum, yanlış anlamayın. Geçmiş olsun. Sağ olun. İyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ olun. İstihbaratçıları aldık. Bu işi onlar yapmış gibi gözüküyor. Bu işi onlar yapmadı. Nereden biliyorsun? İstihbaratın elindeki görüntüleri aldık. Hı. Kaygılanmana gerek yok. Başarılarının devamını diliyoruz. Hı. Bu ne? Bana gelen CD'nin üstünde bir not. Bu notu kim yazdıysa, o istihbaratçıların karakoldaki görüntülerini kim servis ettiyse, bence bu işi yapan onlar. Yani
İşi istihbarata yıkmaya çalışıyor adamlar. İstihbaratın elini seninle alakalı bir CD mi var? Ne CD'si bu? Söyleyemem ben. Nasıl söyleyemez? Söyleyemem. Söyleyemem çünkü uygunsuz bir şey. Bu özel hayatın gizlilik ilkesine aykırı bir şey. Tabii haklısın. Çok çirkin bir şey. İstersen bu konu hakkında soruşturma açabiliriz. Kim çektiyse o görüntüleri yargılanmalarını sağlayabilirim. Diyorum. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Yanlış sularda yüzmeyeceğiz. Doğru adamı bulacağız. Ben bu deyime de kıl oluyorum. Ankara'da nerede yüzeceksek. Evet Behzat, soruşturma ne aşamada? Seni dinliyoruz. Soruşturmayı tamamladık. Gözaltı talimatları verirseniz eğer, gün içinde bu adamların hepsini toplar size getiririm. Onu hallederiz de, sen ne buldun onu söyle. Önder Özkan karakol polisleri tarafından gözaltına alınmıyor. Bir TEM ekibi tarafından Sıhhiye Köprüsü'nün altında kaçırılıyor. İç kanamadan ölmesinin sebebi kum torbasıyla işkence edilmesi. Bu kaçıran ekibin amirinin adı Cengiz Hastal. Diğerleri de orada yazıyor işte. Sonra niye karakola veriyorlar? Zaten plan da bu. Tepeden bir müdahale oluyor. Adamın gidici olduğu anlaşılınca karakola veriliyor. Bu geliş esnasında da bütün kamera kayıtları durduruluyor. Sadece Fuat Sarıdağ'ın olduğu kamera kaydı orada kalıyor. Tufan abinin de durumu bunu yeterince açıklıyor. İşi istihbarata yıkmak için de istihbarat elemanlarını el altından bilgi sızdırıyorlar. Karakola davet ediyorlar. Bu sırada da bütün kameraları tekrar açıyorlar. Eğer öyleyse niye intihar süsü verildi peki? O karakol amirinin dangalaklığı. Adam ölünce iş üstüne kalmasın diye böyle bir oyun tertip ediyor. Kim peki bu yukarıdan müdahale eden kişi? Müdürüm. Bunu siz söyler misiniz, ben söyleyeyim mi? Saçmalama Behzat. O adam bu. Behzat. Sen karışma, sen karışma. Bizi bu işte yanlış yönlendiren ve kullanan sensin. İstihbaratçıların kayıtlarını veren de sensin. Beni tehdit ettikleri zaman onlardan benim kayıtlarımı alan da sensin. Korkma, bu işin üstüne yürü diyen de sensin. Müdür bey niye böyle bir şey yapsın? Niye böyle bir şey yapsın? Amaçları emniyetteki kritik noktalara kendi adamlarını yerleştirmek. Herkes polis içinde örgütlenmeye çalışıyor. Bizim müdür bey de o kliklerin birinin başında. İlk defa da yapmıyor bu işi. Savcı hanım, müfettiş hanım, siz emri verin. Bu adamların hepsini tek tek makamlarından alalım. Behzat, seni var ya hiç kimse kurtaramaz artık. Bunun hesabını vereceksin. Yok, sen bana hiçbir şey yapamazsın. Yaparsam ben senin ağzını yüzünü... Pardon.